دستور مولانا شاه محمد از دستان شاه محمد عارف خان مدد طریقتنا صحبا و خیر فی الجمیع bu gün mübarek olsun inşallah hayırlı olsun bu senemiz inşallah hayırla girer hayırla çıkarız İslam'a nusret olarak inşallah bu küfür mağlup olsun inşallah küfür iyicene azmış her tarafta ama hüküm Allah'ındır Allah'ın hükmüne karşı kimse gelemez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Mekke'den çıkıp yani en kötü zamanda, en kötü vaziyette çıkıp bütün dünyaya nuru yaydı. Onlar Peygamber Efendimiz'i öldürüp bu işi bitirecekler zannettiler. Bu insan, onlar gene bunlardan daha akıllı. Bu şimdi tek bir kişi vardı, tek bu ülke öldürüp bitireceğiz diye zannettiler. Halbuki Allah koruduktan sonra, Allah istedikten sonra hiçbir şeye karşı gelemez. Şimdikiler de bütün dünya Müslümanları bitirsin diye uğraşıyor. Allah'ın izniyle Allah'ın dinidir. Bitmez. Galip gelecek sonunda. Allah'a tevekkül edip şey yapan, Allah'a yardım etmek isteyen Allah ona yardım eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yansurana Allah men yansuruh diyor. Allah'a yani Allah yolunda Allah'ın kelimesini ilah etsin diye isteyenlere Allah onlara yardım eder. Onların nusret onlarla olur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu halimize bakıp da ümitsizlik olmasın insanlar da Müslümanlar da. Böyle pörçüyüz, birbirimizi yiyoruz, birbirimizi çekemiyoruz. Bütün Müslümanlar nerede varsa fitne var, şey var. Ama onun ümitsizliğe kapılıp da ümitsiz olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en büyük örnek, en büyük şey misal Peygamber Efendimiz tek başına bütün o küffara karşı yılmadan etmeden kalktı yürüdü hicret etti memleketinden sevdiği yerden yani Mekke'yi severdi Peygamber Efendimiz hicret de kolay değil ama Allah rızası için Peygamber Efendimiz o meşakkatlara dayandı o meşakkatları çekti Allah da ona nusret verdi. Zaferle girdi memleketine. Doğduğu yere Kabe'ye, Mekke'ye Allah Azze ve Celle her şeyi bütün dünyayı, bütün kainatı verdi Peygamber Efendimiz'in. Onun için bu vaziyet insan oğlu için tabi üzücü küfür, isyan Adem Aleyhisselam'dan beri galiba en kötü devirler yaşıyor insanoğlu. Her türlü rezalet, her türlü küfür, her türlü isyan Allah'a karşı gelmek, Allah'ı inkar etmek her ne akla gelirse, hayale gelirse bu son zamanlarda her gün geçtikçe daha beter oldu. Ama onlar mühim değil. İmtihandır hepsi. İnsanoğlu ümitsizliğe kapılmasın. La taknatum rahmetillah. Emirdir. Ümitsizliğe kapılmayın. Allah'ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak Allah Müslümanlarla beraber, müminlerle beraber olur inşallah. Hayırlı seneler olsun inşallah. İnşallah ibadetle inşallah girdik. İbadetle, bereketle, emn-i amanla, sıhhat, afiyetle bu çıkan bu acayip bir yaptıkları bir hastalıktan da muhafaza olur. Kendi kendilerine döner yaptıkları şerler, şerlilere dönsün. Hayırlar, hayırlar olsun inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Fatiha.